Zaza! Zaza koturma, otur yerine Zaza. Lan sıçacağım ortalığın içine, alemi batıracağım be. Cever'in yanına gidiyor. Cever'in toprağa gidiyor Zaza. Ya kardeşim, şimdiye kadar gördüm burada en sağlam karı kardeşim. Bu dizideki en sağlam karı bizim avukat kardeşim. Avukat değil, pardon lan. Savcı avrat ya, savcı karı bu. Ben böyle bir şey görmedim kardeşim. Ya ben bu savcıya ölürüm kardeşim. Bu kesin ciddi olsun diye ince siyah naylon da giyiyordur o. Bütçe mi neydi o, cübbenin altına filan. Öf. Ya kardeşim, burada mesela büyük adamları çağırıyor. Adamlar bir poz. İşte artık karı savcılara da hesap verir duruma geldik diyor. Böyle elbazdı eskiden diyor. Lan ne olacak lan, bu savcı karı beni çağırsın, ben ona var ya yalamalı yutmalı giderim lan. Pardon derim, savcı bayan buyurun ayakkabınızı verin de ben bir boyayayım şunları, temizleyeyim getireyim derim. Kaparım ayakkabıyı, VC'ye Elizabeth'le buluşurum ayakkabı üzerinden kardeşim ya. Ya böyle şey olur mu? Buradaki bir numaralı, on numaralı avrat kardeşim savcı karı, tamam mı? Bağırma lan Zaza sen de. Yemin ederim on numara avrat savcı karı. Beni her türlü hakkıyla kendine köle paspas edecek karı budur. Ona göre o gözler filan ne öyle kardeşim? Polat ben senin hakkına pisliyim kardeşim. Hakkına pisliyim, o kara kuru inciye gittin ya. Ah be kardeşim, bırak ne sahip çıkıyorsun ya. Peydahlanacaksa peydahlanacak çocuğun. Verirsin nafakasını, basarsın tekmeyi, böyle renksiz tipsiz avrada gönül mü verilir kardeşim? Eh be Polat be. Bu kadar da prosedürcü, örf ve adetçi olma, gelenek görenekçi olma be canım kardeşim be. Ya o inci ne? Yalnız farkında mısınız? Bu incinin tip çok böyle yılan gibi filan, hani böyle inci böyle bir renksiz, meymenetsiz, nuru gitmiş yüzünde, böyle bir bunalım bir avrat gibi falan da. Polat'a da bayağı bir karı gibi yaklaşmaya başladı lan. Lan neredeyse hani Polat da şaka maka inciyi güzel zannedip iki tek atıp hakikaten kapışacak yatakta neredeyse. Yalnız hakikaten lan İnci de imana mı geldi, ne oldu? Böyle bir Ömer babaya gidiyor, babacım filan, anneciğim ötekine, Nazife anne buna habire fırçayı basıyor, yine de gidiyor kadına yardım ediyor, yerden ilacını alıyor, kollarından tutup geri oturtuyor filan. Ya kardeşim hakikaten insanlar değişebiliyor, bu da bunun göstergesi lan. Lan Tatar oğlunun tatar tatar renksiz yılan gibi kızı İnci, baksana imana geldi, Polat'a karılık taslamaya başladı. Neredeyse yakında önünde striptiz şov yapacak lan. Hakikaten ha, yani çirkin mirkin ama kadının da içindeki cevheri güzel kullanması çok önemli kardeşim. Bak, bak ne oluyor? Bak bak, he bak. Savcının 2-3 adım önüne geçti işte bu çirkin avrat o yüzden ya. Baksana yani bir karılık yapıyor sonuçta. Yani savcı sert, devlet gibi kadın. İnce siyah naylon giriyor. Yani bacaklar, basenler eşek gibi güzel ama bak İnci'ye, o böyle kalçasız, basensiz, kupkuru vücuduyla, o meymenetsiz suratıyla bak geisha moduna soyundu kardeşim. Yakında bu Polat'la her akşam düzenli çakışabilir de yani o zaman diyeceğiz ki biz de helal olsun. Polat'ı da dize getirebiliyorsan, yatağına almayı beceriyorsan hakikaten biz de sana saygı duyuyoruz İnci bacım derim yani. Neyse yani şu an bir numarada. Hala söylüyorum, benim için on numara karı kardeşim bu savcıdır. Büyük seksüel içinde, büyük seksüel duygular içinde. Karı hormon fışkırıyor da farkında değil. Tabii çakanı yoktu ondan. Ama İnci iki numara diyeceğim. Başka da avrat yok kardeşim bu dizide. Allah bak şimdi Cevher'in, Allah Allah. Bak Cevher'in şimdi heh, defterini duruyorlar bak. Heh. Hadi bakalım. Lan burada da hemşire de güzel ya kardeşim. Kapatın şu diziyi, beni kudurtacak mısınız kardeşim? Bu diziye bu kadar çok avrat kadro almayın kardeşim. Allah Allah ya. Hadi bakalım. Ah savcı. Ah savcı, senin köpeğin olayım.